Veri iletişimi dersinde bugün bir soru çözümü yapacağız. Darbe kod modülasyonu, PCM ile ilgili bir soru. Bu soru daha önceki senelerde sınavlara çıkan bir soru. Şu şekilde bize bir 4 kilohertzlik bant genişliğine sahip bir ses sinyali verilmiş. Burada darbe kod modülasyonu PCM kullanılarak sayısallaştırıp sayısal bir iletim ortamı üzerinden iletilmek isteniyor. Burada bize sorulan soruların arasında sinyalin darbe genlik modülasyonuna göre PAM değerlerini bulmamız istenmiş. Kuantalama sonucu kod değerini bulmamız istenmiş ve PCM kodunu üretmemiz istenmiş. Tabii bu soru sadece 3 şıktan oluşmuyor. Bu sorunun toplamda 6 şıkkı var sınavda sorulmuş şeklinin. Ben burada sadece ilk 3 şıkkını cevaplayacağım, onu anlatacağım. Diğer şıklarda ne sorulduğunu söyleyeyim. Zaten sorular herkesin elinde var. Oradan da yine bakarsınız. Sorunun D şıkkında ise bu sinyalin iletilebilmesi için gerekli olan örnekleme hızını ve örnekleme süresini ve bit hızını bulmamız istenmiş. E şıkkında PCM kodunu NRVL, Manchester, AMI kodlama tekniklerini kullanarak sayısal bir sinyal haline getirmemiz istenmiş. Ben bu NRVL ve NRVI, Manchester, AMI kodlama tekniklerini ayrı bir videoda anlatacağım. Farklı bir hat kodlama teknikleri başlığı altında. Oradan da bu sorunun hem cevabını öğrenmiş olursunuz, kendi çözebilecek hale gelirsiniz, hem de farklı bu yöntemlerle ilgili hat kodlama istendiğinde bizden onu da cevaplayabilirsiniz. Ve F şıkkında PCM kodunu 4PSK yöntemi kullanarak analog sinyal haline getirmemiz istenmiş. Bu 4PSK yöntemini de farklı bir videoda anlatacağım. Yine bu yöntemleri. Ben burada hemen ilk A, B, C şıklarını cevaplayayım. Burada sinyalin darbe genlik modülasyonuna göre PAM değerini bulmamız istenmiş. PAM değerini bulurken neye bakıyoruz? Buradaki düz çizgilere bakacağız. Düz çizgiler bize normalize genlik değerini verir. Zaten kenarda da yazılmış normalize genlik değerleri diye. Buradaki düz çizgiler sıfırdan başlayıp 16'ya kadar devam etmekte. Düz çizgiler normalize genlik değerlerini gösterirken kesikli çizgiler ise kuantalanmış kod değerlerini göstermektedir. PAM değerlerini bulmak için biz düz çizgilere bakıyoruz. İlk önce PAM value denilen şey bizden istenen, yani A şıkkında sinyalin darbe genlik modülasyonuna göre PAM değerini bulunuz denmiş. Burada PCM kullanarak PAM değerlerini bulurken düz çizgilere bakıyoruz. Düz çizgilerde baktığımız zaman şu noktaya bakıyoruz. Mouse'a gösterdiğim nokta. Burası bir noktasının biraz daha üstünde görüldüğü gibi. 1.1 diyoruz o yüzden. Daha sonra ikinci çizgiye baktığımız zaman 9 noktasının biraz daha üstünde. Şu şekilde normalize genlik değerine denk gelmekte. 9.2 diyoruz o yüzden. Şu çizgiye baktığımız zaman ise 15'e karşılık geliyor. 15'in birazcık üstünde olduğu için burası da 15.2 diye yazıyoruz. Daha sonra 10.8'e denk gelen şu 10 noktanın onun üstünde, hatta şu kesikli çizgilerin de üstünde olduğu için, biraz daha 11'e yakın olduğu için 10.8 diyoruz. Tabi bunu illa 10.8 değil de farklı da yazabilirsiniz yani. Çünkü tam okunmuyor buradaki değerler. Ama bu şeklin aynısı çıkarsa bunlar zaten aklınızda kalacak büyük ihtimalle. Bunların aynısını yazarsınız PAM değerleri karşısına. Daha sonra PAM değerlerinden beşincisine baktığımız zaman bu ise 5'in üstünde biraz. Şu düz çizgiye baktığımız zaman 5'in biraz üstünde olduğu için biz bunun PAM değerine 5.6 diyoruz. Şu kesikli çizginin de biraz üstünde. Yine öbürüne baktığımız zaman yine 2'nin bayağı üstünde, 3'e yakın bir değer. O yüzden buna 2.8 diye numara veriyoruz. Şu ise kesikli çizgilerin birazcık üstünde.
Yani 2,5'un da üstünde olduğu için 2,7 diyoruz. Şurada İngilizcesi verilmiş kuantalanmış kod değerleri. Kuantalanmış kod değerlerini bulmak için ise kefikli çizgilere bakmamız gerekiyor. Kefikli çizgilere en yakın olan sayıya yuvarlayacağız kuantalanmış kod değerlerini bulurken. Burada kuantalanmış kod değerlerini yazarken şuna dikkat edin. Bu yuvarlama işlemi yapılacak. Kesinlikle virgül olmayacak yani. Kuantalanmış kod değerlerini tekrar söylüyorum. Kefikli çizgilere bakarak buluyoruz. Hemen bakalım burada. Şu noktaya tekrar geldiğimiz zaman bu hangi kesikli çizgiye yakın? Aşağıdaki mi, yukarıdaki mi? Sıfıra değil de 1'e daha yakın. Çünkü biz şu çizgiye göre aldığımızda 1,1 demiştik değil mi? Şunun biraz daha üstünde düz çizginin. O zaman bunu 1'e yuvarlıyoruz. 1 diyoruz kuantalanmış kod değerine. Daha sonra ikinciye baktığımız zaman bu da görüldüğü gibi şu çizginin biraz daha üstünde 9 değerine yakın. Çünkü buraya zaten 9,2 diye demiştik. O yüzden üst çizginin üstünde üstteki kefikli çizgiye yakın olduğu için 9 olarak adlandırıyoruz. Burada görüldüğü gibi yine yukarıdaki kefikli çizgiye daha yakın olduğu için 15 diyoruz. Üçüncü kuantalanmış değerimize ise. Daha sonraki değer yine hangi kuantalanmış değere yakın? Alttaki kefikli çizgilere daha yakın görüldüğü gibi. Alttaki kefikli çizgilere daha yakın olduğu için 10 değerini veriyoruz. Burada da hangi kefikli çizgiye yakın? 5'in tam üstünde gibi. 5'e yakın zaten. Buraya da 5 diyoruz. Buna da 2 diyoruz. Çünkü 2'ye daha yakın alttaki değere. Üsttekine baktığımız zaman biraz daha uzak. Çünkü şu çizginin de altında. Buna da 2 diyoruz. Bu şekilde kesikli çizgiler yardımıyla kuantalanmış kod değerlerimizi bulmuş oluyoruz. Kuantalanmış kod değerini bulurken kendinize göre kolay bir yol bulabilirsiniz. Yani şu üstteki değerlerden bakarak tabi her zaman da olmayabilir. Bu tabloda bu şekilde kuantalanmış kod değerlerimiz çıkıyor. PCM kodu dediğimiz şey ise şeylerden kuantalanmış kod değerlerinden elde ediliyor. Bize 5 şık, şu birinci de A şıkkını cevaplamış olduk. PAM değerlerini bulduk. Darbe genlik modülasyonuna göre. B şıkkında ise kuantalama kod değerlerini bulmamız istenmiş bizden. Kuantalama kod değerleri ise bu şekilde bulundu. C şıkkına baktığımız zaman PCM kodunu üretiniz demiş. PCM kodu da bu şekilde üretilir. PCM kodunu üretirken kuantalanmış kod değerlerinden yardım almamız gerekiyor. Yani oraya bakarak üretmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman kuantalanmış kod değeri 1. 1'in gösterimi bu şekildedir. Burada niye önünde 3 tane 0 var? Yani 4 bitle gösterilmiş. Çünkü burada en yüksek değerimiz 15 değil mi? 15'i biz kaç bitle gösteririz? 15'in gösterimi ikilik sistemde 4 tane 1'dir yan yana. Bu da bize 4 bitle gösterildiğini gösterir. O zaman biz 4 bitle göstermemiz gerekiyor. Buradaki kuantalanmış kod değerlerini PCM koduna dönüştürürken 4 bitle gösterdiğimiz zaman 0 3 0 1 1 ile gösteririz. İkilik sistemde PCM kodu olarak. 9'u ise 1 2 0 1 şeklinde gösteririz. 15'i az önce söylediğim gibi 4 tane 1 ile gösteririz ikilik sistemde PCM kodu olarak. 10'u ise 1 0 1 0 diye gösteririz. 5'i de bu şekilde. Zaten ikilik sistemde gösterimlerin hepsini biliyoruz. PCM kodu da bu şekilde bulunur. Darbe kod modülasyonu ile alakalı internette şöyle bir şey bulmuştum yine. Bir örnek bulmuştum. Burada da kuantalama seviyeleri verilmiş. Örnek değerleri verilmiş. Bu örneğe bakarak da sınava yine bu tarzdaki sorulara hazırlanabilirsiniz. İçinizi görebileceğini düşündüğüm için paylaştım. Belki bunu da incelemek istersiniz diye. Ben daha çok öbür örneğe baktım. Buna pek incelemedim açıkçası. Çünkü pek de gerek duymuyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar darbe kod modülasyonu ile alakalı. Bundan sonraki videolarda yine sınavda çıkabilecek kapsamlı örnekleri inceleyeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.